Başkanım hemen en yeni şey burada. Evet. Şey burada. Hep de burada zaten. Biliyorsun. Kıymetli takipçilerimiz, bu Yusuf'un sesi olarak ben bugün dün Eleşkirt'e gelmiştim. Eleşkirt'te abim bizim yolumuzu kesti, dedi ki yani bunları söylememiz belki doğru olmayabilir ama hani teşvik amaçlı vatandaşlarımız da bilsin ki mağduriyet de var. Dedi ki benim babam yatarak lavabolu tekerlekli sandalye istiyorum dedi. Ben de bunu getirdim. Rica ederim. Başkanımla beraber evinizi ziyaret edeceğiz. Sağ olun. Kıpçılarım şu anda Eleşkirt Ramazan Yakut Başkanımız, Belediye Başkanımızla beraber engeli tekerlekli sandalye hem vereceğiz hem hastayı ziyaretinde bulacağız Sayın Başkanımızla beraber. Şu an şey alalım da abi arabadan. Evet. Biz ailelerimizi, hemşerilerimizi unutmuyoruz. Yusuf'un sesini destekleyin. Yusuf'un sesi olarak her ne kadar Tekirdağ'da otursam bile kalbim, gönlüm ağrı. Bütün ilçelerinde Sayın Ramazan Başkanımla beraber, Eleşkirt Belediye Başkanımla beraber engelli vatandaşımızı ziyaretine gidiyoruz. Her yerde oturabiliriz ama kalbimiz ağrıda olması lazım. Ailemizin ziyaretine geldik. Burası mı? Doğu Beyazıt Engelli Dernek Başkanımız. Yani burada. Oktay Topçu Bey ile yatarak bir abimizin ziyaretine geldik. Belediye Başkanımızla beraber. Çünkü biz buralara acemi olduğumuz için Belediye Başkanımızla beraber ailenin nerede olduğunu hem bize... Sağ ol, Allah razı olsun. Eleşkirt halkı çok değerlidir. Hepsi değerlidir. Dünyada güzellik varken güzelliği var edelim. Yusuf Bey taşıyabiliyorsun. Ama merdiven salıyorsun. Orada yapıp bir kalk. Sol. Sol. Kesman he amca. Allah'a selam aleyküm. Müsait mi? He, geç geç başkan geç. Evet, ailenin evine geldik. Söz vermiştik. Engelli Dernek Başkanımız Sayın Oktay Topçu'yu da çekerseniz. Geçmiş mi? Ben başta da sandalye hem ye. Yani şöyle abi. Her işareti bir ben eğer olmaya götürürüm. Götürür. Selamun aleyküm. Sana geçmiş mi? Üstüne de çıkan meyvan halinde. Kim görünüyor başkan? Başkan. Ben bir dakika bırak morala ne kaç düzelmiş. Allah başkanımızdan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bize eşlik etti. Tabi böyle şeylerde adres önemlidir. Sormak lazım. Sorduk dedik. Böyle ilçenizde bir engelli varmış. Oh, oh, şey eşlik eder misiniz Sayın Ramazan Yakut Başkanımıza? Bize eşlik etti. Aileye geldik. Sonra Doğu Beyazıt ilçe Doğu Beyazıt Engelli Dernek Başkanımız Oktay Topçu'yla beraber bu lavaboda hasben kadar belki hani kıymeti olmayabilir ama işte Allah kimseyi düşürmesin. Oktay Başkanımıza rica etti dedim başkanım. Bir engelli amcamız var. Lavaboya gidemiyor. Lavabolu tekerlekli sandalye lazım. Geldik başkanımla beraber hastayı ziyaret ettik. Geldiğimiz yerleri, gittiğimiz yerlerde geldiğimiz yeri unutmayalım. Memleketimiz başımızın tacıdır. Oktay Başkanımı bir konuşturabilir miyiz abi? Şimdi siz başkanısınız. Burada öncelikle Yusuf Bey'e teşekkür ederim. Hakikaten bu konularda çok duyarlıydı. Dün aradı. Abi dedi bir tek hastamız var. Eleşkirt'te bir tane de şey getirmişim. Kendisi getirdi. Estağfurullah. Öyle diyelim şimdi. Kendisi getirdi. Rica etsem birlikte gidip hem ziyaret edebiliriz. Başım gözüm üstüne. Dünyanın neresinde bir engelli varsa biz oradayız. Geçen de kendisi biliyor. Nahçıvan'da bile bize ulaşmıştılar. Evet. Oraya bile araba gönderdik. Geldik Sayın Başkan'ı da Allah razı olsun ziyaret ettik. Evet. Engelli konusunda da bir sürü söz de aldık. Çalışmalarında bundan sonra engelli çalışması da ön planda olacak. Amcamızı da ziyaret ettik. Burada tekrar Allah'ta şifa diliyorum. Sizi de tebrik ediyorum Yusuf Bey. Çok teşekkür ederiz. Evet. Size de teşekkür ederim Sayın Başkanım. Size hoş geldiniz. Başkanım nasıl buluyorsun bir vatandaşı böyle engellilere yardım etmesi, Yusuf gibi şimdi, bir arkadaşımızın? Tabii ki yani ben öncelikle Yusuf Bey ile Oktay Bey'e çok teşekkür ederim. Böyle hastaları memnun etmek için en güzel bir şeydir yani. Hastanın memnuniyeti, hastanın moralini yerine getirmesi için bu şekilde daha iyi olur.
Yusuf Bey, gel burada da bir aracınıza, bir Ereşkirtli hemşehrilerde, iş adamlarınıza sesleniriz. Evet, o zaman amcamıza bir tane hasta yatağı lazım. İnşallah sizin vasıtanızla bir tane elektrikli hasta yatağı da bir Ereşkirtli iş adamımız gönderir. Biz tekrar getirip kendimize teslim ederiz. Ona ihtiyaç vardır. Evet, yani. Şu anda ihtiyaç eksi o. Valla ben ismini vermeyeyim ama güzel Ereşkirtli başkanlarımız var. Hatta Almanya Ağrılar Dernek Başkanımız Sayın Servet Uçar da en az buraya iki tane şey yataklar gönderdi. Eğer Almanya'da, Avrupa'nın dört bir köşesinde, Arap ülkelerinde bizi izleyen Ağrılı hemşehrilerimiz varsa, Allah rızası için bu dünya fanidir, bu dünya bizim dünyamız değildir. Eğer yatalak bir aileye, yatalak bir amcamıza, annemize bir şeyler gönderip rahat edebilmesi için mutlu oluyorsa, Mekke'ye gitmişsinizdir. Biz de amcayı kendi sayfamızda paylaşacağız. İnşallah biz de onu takip edeceğiz. O zaman başkanım, siz benden istiyorsunuz ama ben de sizden istiyorum. Zaten bütün kurumlar bende istiyor. Hocam. Şimdi Yusuf Bey gibi bir arkadaşımız Tekirdağ'da oturuyor da orada sizin babanızı unutmamış. Siz ne söylemek istersiniz? Allah razı olsun. Tanıdım, sevindim. Yardımcı olduğu için belediye başkanımız Allah eksikliğini vermez. Öyle şeylere her zaman kaçıyor. Yardımcı oluyor. Allah eksiklerini vermesin efendim. Sakıncası yoksa amcayla birlikte sen. Bir resmimizi bir çeksin abi. Hayır, çek abi. Bana bir atsam onu kendi sayfamda paylaşalım. Paylaş abi. Sana zahmet. Bir şey, abilik yapmış olur. Önce ben hemen Eleşkitler'den bekliyorum. Aynı sen onu o yazıyı gör yaz amca. Evet, önce Eleşkitler'den bekliyorum çünkü. Amca ol. Kim kesinlikle hemşehrilerimize talep ediyoruz. Hemşehrilerimiz kendi elleriyle alıyor. Biz sadece köprü oluyoruz. Aracı oluyoruz. Bu fani dünyada yaşlılarımızı, yatalak hastalarımızı, engelli kardeşlerimize sahip çıkalım. Ne olacak? O kadar paralar harcıyoruz. Bir engelli, bir yatalak aileyi sevindirmek Allah'ın da hoşuna gider, vatandaşlarımızın da hoşuna gider. Yardım etmek mecburiyetindeyiz. Teşekkür ediyorum. Yusuf'un sesi olarak Ereşkirt'in Lozan Mahallesi'ne geldik. Sayın Belediye Başkanımıza rica ettim. Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Yakut, Ereşkirt Belediye Başkanı rica ettim. Timur Medya TV ile birlikte ortaklaşa engelli vatandaşımızın ziyaretine geliyoruz. Bayram ziyaretine. Sağ olsun. Başkanımız bize eşlik ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Sayın Başkan. Oktay Başkanım gel. Bak. Oktay Başkanım da tamam. Lampası da var, ne güzel ya. Evet. Evet. Çok yoğun ama ben yapamadım. Sağ ol. Allah razı olsun. Bak yanına kim, kimi getirdim? Selam dedi kim? Bayram bayram. Allah razı olsun. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisiniz? Tanıyor musun? Tanıyor musun? Doğu Beyazıt Engelli Dernek Başkanı. Oktay Topçu. Nasılsın? İyisiniz? Gel. Bayramınız da mübarek olsun. Siz buyurun. Ben de aylet yapın mübarek be. Bayramın mübarek olsun inşallah. İsim neydi? Tarkan. Bizim bir sanatçı Tarkan'ımız vardı rahmetli. Onun kadar da yakışıklısı. Aslında biz engelli değiliz. Onu öyle görmemek lazım. Ben size kısa bir şey söyleyeyim. Ben üniversitede seminer verdim. Bizim Iğdır rektörü söyledim. Ya sayın rektörümüz burada bizim dışımızda hiç engelli yok dedim ya. Şu açıda ben söylüyorum. Yani engelli öğrenci niye yok dercesine. Öyle deme başkan dedi. Bunun %50'si engellidir dedi. Öyle Allah Allah. Öyle dedi. Dedi öyle deme. Bunun %50'si engellidir. Toplum hepsi engellidir. Çünkü önümüzde engeldir. Onu hiçbir zaman engel olarak görmeyin ama yüzünüzde belli, siz de görmüyorsunuz. O tebessüm engeli kandırıyor ortada. Şimdi biz sizi moralinizi düzeltmek için dernek başkanımızı engelli olduğu için dedim hani onu da gördüğünüzde güçlenmiş olursunuz. Bayramınız mübarek olsun. Dernek başkanımızdan çok memnun olduk. Hoş geldiler sayın başkanımla beraber. Hoş geldiler. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Zaten başkanımızı seviyoruz. Başkanımız böyle şeylerden geri kalan bir kişi değil. Allah başkanımdan razı olsun. Her zaman Tarkan'a da uğruyor da, soruyor da, halini hatırını soruyor her zaman yani. Başkanıma çok teşekkür ederim. İki başkanıma da çok teşekkür ederiz biz. Sizlere de teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Allah sizden bin kere razı olsun. Evet Tarkan, senin bir akülü arabaya ihtiyacın varmış. Evet. Biz bir belediye Yusuf'un sesi olarak belediye başkanımıza şunu sormak istiyoruz. Bugün bize eşlik etti engellilerin evlerini dolaşmak için. Başkanıma soruyorum. Başkanım siz bir belediye başkanı olarak
sürekli böyle çok da olmasa engelleri Eleşkirt'te ziyarette bulunuyor musunuz? Sorunlarını dinliyor musunuz? Tabii ki. Yani biz zaman zaman vakit gördüğümüzde biz engellilerimizi ziyaret ediyoruz. Hastalarımız kim varsa, nerede varsa, hangi mahallede, hangi köşede olsa olsun biz ziyaret ediyoruz. Peki başkanım, siz ziyaret sırasında engellileri ziyaret ettiğinizde nelerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Mesela engelli tekerlekli sandalye ihtiyacı olanlar oluyor, akülü araçlar ihtiyacı olan oluyor, yatakları ihtiyacı olan oluyor. Bunları karşılıyor musunuz? Elimizde gelene kadar sırayla şey yapıyoruz. Tek tek. Yani hepsi kadar olmasa da tek tek yapıyoruz. Peki ben engelli demem benim hoşuma gitmiyor ama ben kardeşimi seviyorum. Özür dilerim kendisinden. Oktay başkanım diyor ya, her birimiz engelliyiz diyor bu dünyada diyor. Ben engelli kardeşime şunu sormak istiyorum. Diyorum ki Haydat abi mübarek be, Kurban Bayramı mübarek olsun. Seviyorum seni diyorum bütün engelli kardeşlerime. Allah belediye Allah. Başkanımız ayağınıza gelmiş. İhtiyacınızı söyler misiniz diyeceğim. Acaba ne ihtiyacı var? Oğlum söyle. İhtiyacı söyle başkanım. Tekerlek sandalye de akülü. Tekerlek sandalye olmaz. Sana akülü araba. Akülü araba. Evet doğrudur. Doğru akülü. Hani ikisine de ihtiyacım var. İkisine neden ihtiyacım var? Şehirli hastaneye falan gittiğim için. Diğer de katlanıyor. Evet. O da katlanıyor. Ama bak senin bir şansın var. Engelli dernek başkanını yanına getirmişsin. Ben bu işte ehli olmadığım için biz bu işin ehlisine soracağız. Evet. Başkanım bu kardeşimizin tekerlekli sandalyeye mi ihtiyaç var, akülü mü? Şimdi aslında kardeşimiz çok güzel bir konuya değindi. Bak hastaneye gidiyorum. Çünkü akülü araba normal diğer arabalarda engelli rampası olmadığı için binemeyecek, zorluk yaşayacağı için tekerlekli sandalye olduğu zaman katlayıp oraya koyacak. Evet doğru. İşte bu da ulaşımda bir eksiklik olduğu için yani işte diyor tekerlekli sandalye olursa ben onunla hastaneye giderken onu kullanırım. Kendi ihtiyaçlarımı giderirsem akülü arabayı. Ama biz bu konuda başkanımla da inşallah söz alacağız. Buradaki bütün toplu taşıma araçları, belediye araçlarında engelli rampasının bir kere kesinlikle olması gerekiyor. Bu kardeşlerim için. Bizim Doğu Beyaz'da bütün araçlarımızda hem belediye ait olan hem de sivil diğer araçta 37 araçta engelli rampası vardır. Herhalde belediye başkan yardımcımız orada işaret ediyor. Bizim araçlarda da var diyor. Sana akülü araba inşallah önce bir başkanımızdan isteyeceğiz. Başkanımızdan sonra da Eleşkirtli iş adamlarımızla Yusuf Bey de sonra da takipçisi ben orada günübirinde bineceksin. Başkanım beraber gezeceğiz. Gelsin ben dünyanın her tarafına götürürüm. Sıkıntı yok. 1-2-3-4 Başkanıma soruyorum. Beraber geldik ya engelli aile ziyaretine. Biz de bu işin takipçisi olduğumuz için ben bu işlere biraz meraklıyım. Başkanıma soruyorum. Bizi engelliye ziyarete getirdiniz. Engelli sizden akülü araç istiyor. Başkanım söz veriyor musunuz? Söz veriyoruz. Bir tane engelli araç, bir de tekerlekli sandalye. Tarkan kardeşim. O zaman el sıkışalım Tarkan. O zaman başkana bir alkış. İşte mutluluk budur. Aslında ben Yusuf Bey şunu da söyleyeyim. Herkes bu bir tekerlekli sandalye bir araba olarak görüyor değil. Bu bir organdır. Şimdi bu akülü araba Tarkan kardeşimizin ayakları olacak. Kendisi de artık direkt belediye başkan yanına gidip onu ziyaret edecek. Çok güzel. Çok güzel. İnşallah. Yusuf'un sesi olarak Eleşkirt Dozan Mahallesi engelli kardeşimizin Tarkan amcası. Tarkan kardeşimizin evinde ziyaretinde bulunduk. Annesi. Anneciğim annesi, merhaba olsun. Geçmiş olsun. Bu dünyada fani bir dünyadır. Bizim de ne zaman geleceğimiz belli değil. Bir senede şimdi Tarkan çok kötü geçiyor. Yürümesi çok ağırlaşıyor. Tarkan bir şeyden sonra görüyorum. Arabaya ihtiyacı var mesela. Evimizde böyle kapıların eşikleri falan olduğu için arabayı götüremiyorum. Yani işte. Bu rampayı siz mi yaptınız engelli rampasını? Gösterebilir miyiz abi? Biz yaptık. Evet. Ne güzel. Teyzeciğim şöyle gelin misin benim yanıma? Bak ne zaman başka ayağına gelmiştik. Yusuf'un sesi olarak Eleşkirtli Mahallesi'ne geldik. Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Yakut'a rica ettik. Dedik ki sizin mahallelerinizde engellilere gezelim. Bize eşlik eder misiniz dedik. Bize eşlik etti Sayın Başkan. Tabii aileyle ziyaretine geldiğimizde aile kendi imkanlarıyla engelli oğlu olduğu için kendi imkanlarıyla bunu yapmış. Ondan dolayı da bir ablayı konuşturalım. Ablacığım merhabalar. Evet, burayı yaptırdım, burayı yaptırmaya yaptım, kesmedi. Şimdi arabayı çıkarıp götüremiyorum. Kolumdan sürekli aldığım için kollarımda lif kopması işte. Yani kemiklerimde ağır oluyor, sürekli asılıyor kollarımı. Onun için yani buralarda bir şey yapılması lazım, götürüp getiremiyorum. Başka nelerle karşı karşıya kalıyorsunuz bir anne olarak? Her şeyle karşılaşıyorum. Yani düşe kalka işte öyle.
sürekli ikimiz beraber düşük yapıyoruz. Belediye başkanımız burada şu anda. Biz onun da sözünü alalım. Siz rampayı kendi imkanınıza yapmışsınız ama şurada yapmak istiyorsunuz herhalde. İdariye gidiyor. Araba evet. Geliyor buraya. Burada yol olmadığı için, kar olduğu için şey yapamıyoruz. Götüremiyoruz. Ben buradan Kızey'in ta oraya çen götürüyorum. Oradan bindiriyoruz arabaya. O zaman şuraya rampa yapılmasını istiyoruz. Şuranın yarısını böyle rampa yaptırıp engelli şey yapabiliriz. Yani. Kanımızın yanına gidiyoruz. Bize engelli vatandaşımızın evini beraber ziyaret ettik ama bir söz daha alacağız. Başkanımızı yakalamışken bir daha bulamayız. Ben de ta Tekirdağ'dan buraya gelmişim. Sayın Başkanım, engelli kardeşimizin annesi, amcası, ailesi diyor ki biz kendi imkanlarımızla şuraya bir rampa yaptık ama şuradan da getiremiyoruz. Benim kollarımda lif var diyor. Çok rahatsız oldum diyor. Biz diyor başkanımıza rica ediyoruz bu sözü de bize versin. Şuraya bir engelli kardeşimizin yürüyebilmesi için, hastane gitmesi için rampaya ihtiyacı var. Lütfen bunu sizden rica ediyoruz efendim. Şimdi Yusuf Bey zaten biz bu engelli sandalye olsun, akülü araba olsun verdiğimizde bu hasta olan evlerde de rampa yapmaya başlatmışız. Buraya söz veriyor musunuz? Tabii ki. Biz daha buraya ilk geldik. Daha önce de yani rampayı görmemiştik. Geliyoruz da fark etmiyor rampasını. Biz burada yapacağız yani. Allah'ın izniyle söz veriyoruz. En kısa sürede yapacağız. Başkanımızdan söz aldık. Engelinin evinde rampa var ama kendi imkanlarına yapmışlar. Eksik olan bir rampa var. Başkanımız söz verdi. Rampayı da başkanımız yapacak. Engelli kardeşime bir sorayım. Başkanımız size söz verdi. Hem akülü araç, hem tekerlekli sandalye, hem de sizin rahat edebileceğiniz rampa yapılacak. Başka bir isteğiniz var mı? Ben kışın fizik tedaviye gittiğim için bu ate sadece çamur oluyor. Arabanın girmesi de imkansız. O yüzden bahçeye... Kilit aşım istiyorsun. Evet. Nereden nereye? Şurası. Şuradan şu gel başkanım söz şimdi bitmiyor ya vallahi. Yusuf Bey taş yakışmaz. Yakışmaz. Yani yolu zaten biz yolu şu anda taşlıdır. Evet. Kilit taşı var. Var. Tekerlekli sandalye gösterir yolda. Ama bu yeşilliğe şey gerek yok. Kardeşimiz istiyor ama kışında yok, kombine değil bak. Evet. Sadece araba. Başka zaten orada her şey var. Yani... Başkanımıza tekrar bir soru soralım. Engelli kardeşimizin bahçesiyle ilgili bir projesi var mı? Neler olacağını bir söyleyelim. Bir notalı bir metre kadar şey yapıyoruz. Bu yolu genişletiyoruz. Tamam. Şuradan, oradan al buraya. Çok güzel. Evet. Hiç sorun yok. Başkanıma teşekkür ediyorum. Hakikaten de çok duyarlı oldu. Ne güzel işte. Bütün belediye başkanlarımızdan bunu rica ediyoruz ki şimdi engelli hayata kalksın. Başkanımın makam arabasını kullanıyorum. Evet. Siz buradasınız diye değil. Başkanım sürekli engelli evlere ben kendim de götürüyorum. Ne eksiği, ne ihtiyacı varsa tek tek karşılıyor. Teşekkür ediyorum. Artık son noktaya geldik. Müsaade istiyoruz ailede. Siz bir amcasısınız. Evet. Şöyle bir kameraya bakalım. Sayın başkanıma sizlerle beraber işçilik yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sayın başkanım da hoş geldiniz. Başkanım şöyle gelebilir misin? Başkanım. Oktay abi senin. Başkanım şöyle. Yusuf'un sesi olarak Ağrı, Eleşkin mahallesine geldik. Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Yakup Bey bize engelli ailelerin evini ziyarette bulduk beraber. Doğu Beyazıt Engelli Dernek Başkanımız Oktay Topçu, yatalak ailenin amcası, kardeşimizin de annesi. Biz mutlu, bu evde mutlu ayrıldık. Mutlu ayrılma sebebimiz de başkanımızdan güzel sözler aldık. Bahçe düzenlemesi, engelli rampası, tekerlekli sandalye, akülü araç söz verildi. Mutlu gidiyoruz. Ama bunu bütün belediye başkanlarımıza da istiyoruz. Örnek, yani. Örnek olsun. Tabii canım. Yani bütün belediye başkanlarımız da lütfen bu konuda örnek olsun. Hakikaten de başkanımız bu konuda çok duyarlı. Şimdi Yusuf Bey, bizim diğer belediye başkanlarımız da bu şekilde duyarlı. Onlar da takip ediyorlar. Onlar da yapıyorlar bu işleri. Birlikte dolaşıyoruz. Biliyoruz yani. Bunlar da bu işi yapıyorlar. Teşekkür ediyorum başkanım. Amcasına soralım. Amca ne diyorsun en son? Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Oradan buraya hoş geldiniz. Ablacığım, başkanımız söz verdi. Mutlu ayrılıyoruz. Engelli'nin evinde rampanız, tekerlekli sandalye, akülü araç. Başkanımız söz verdi. Bahçe düzenlemesi de yapılacak ki engelli kardeşimizin mutluluğu için. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Ölmüş size rahmet. Ablacığım var mı bir isteğiniz? Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Benim telefonum var benim. Ve sinirli.